Niye açmadın? Evet. Eğim açısını görüyorsunuz. Eğim açısı şu perspektif resim üzerinde, şu perspektif resim üzerinde görülen lambda açısıdır. Peki eğim açısının ağız düzlemi üzerinde ölçülen bir açıdır. Negatif olduğu durumlar da vardır. Negatif olduğu durumları göstermek için tekrar resme geliyorum. Şu gördüğünüz resimde, bakınız şu resim arkadaşlar. Şu resim. Şurada gördüğünüz alfa, lambda eğim açısı ters olabilir. Buradaki pozitif lambdaya mukabil şu yüzey şurada çizeceğim şekilde olabilir. Bakın şöyle bir yüzey olabilir. Küt bir yüzey olabilir. Şöyle bir yüzey olmak yerine ters olabilir. Şöyle olabilir. İşte o zaman lambda eğim açısı kalemi daha muhkem, kunt, mukavim bir yapı haline getirir ve değeri negatiftir. Bu açı kalemin ucundan geçen ana düzlemin üzerinde bulunursa, ki ana düzlemi tarif etmiştim, kesme ağzından geçen ve kalem taban düzlemine paralel olan düzlem ana düzlemdi. Bu ana düzlemin üzerinde bir açıysa bu açı negatif. Ağız açısı, ağız düzlemi ile kalem ekseni arasındaki açı. Uç açısı perspektif şekilde gösterdik. Aynı talaş yüzüne sahip olan asıl kesme kenarı ile tali kesme kenarı arasındaki büyük açıdır. Taban yüzey ile tali yüzey arasında iki serbest yüzey arasındaki açıdır. Bu açı ana düzlem üzerinde ölçülebilen bir açıdır. Konum açısına konum yerleşim yerleştirme açısı da diyoruz. X açısı da diyoruz. Veya kapa açısı da diyoruz. Arkadaşlar bu şurada resimlerde göreceğiz. Şurada göstereceğimiz açı. Şu açıdır arkadaşlar, bakınız. Şu açı, yerleştirme açısı. Bu açı 90 derece olabilir. Resimde gördüğünüz gibi torna kaleminin asıl kesme kenarı iç parçası ile bir açı yapar. İç parçasının silindirik yanal yüzeyini temsil eden bir doğru ile yaptığı açıdır. Şu anda biraz kalem iç parçasına göre yatık bir dar açı ile yerleştirilmiş durumdadır. Bakın şimdi göstereceğim bir başka resim. Şöyle olabilir bu açı. Şöyle bir çizgi, yeni bir kalem çiziyorum. Böyle olabilir. Kalem eğer böyleyse, bakın iyice boyayım orayı da. Bu açı arkadaşlar, şurada gördüğünüz açı bu sefer 90 derecedir.
Ama şimdi nedir? 90 derecenin altında dar bir açıdır. Bu açı kesme olayını kolaylaştıran bir açıdır. Şimdi anlatmaya devam edelim o halde. Yerleştirme açısı, yerleşim açısı gibi isimler verdiğimiz. Konum açısı da dediğimiz bir açıdır. Ağız düzlemi ile iç düzlemi arasındaki açıdır. Sağ kalem, sol kalem bu tanımları çok verdim. Kalemiz göğsünüze doğru tuttuğunuz zaman asıl kesme kenarı sağ eliniz tarafında kalıyorsa o kalem sağ kalemdir. Sol tarafınızda, sol eliniz tarafında kalıyorsa o kalem sol kalemdir. Genellikle bir torna tezgahında biz genellikle karşı puntadan iş mili veya Amerikan aynasına doğru bir boyuna tornalama hareketi yaparken sağ torna kalemiyle sağdan sola bir hareket yaparız. Yani kalemin arkasında kalarak baktığımız zaman solumuza doğru bir hareket ve orada o tarafta görünen bir harekettir. Ama kalemi göğsümüze çevirdiğimiz zaman sağımızda kalan bir kesme ağzıdır o. Biz ona sağ torna kalemi diyoruz. Ama göğsümüze değil de iç parçasına doğru çevirdiğimiz zaman bizim solumuzda kalan bir kesme ağzıdır ve Amerikan aynası tarafına bakar ve karşı puntadan Amerikan aynasına doğru olan boyuna tornalama işlemlerinde de o hareket yönü vektörü, o yöndeki bir vektör yönünde de hareket eder. Genellikle tornalama işlemlerinin, boyuna tornalama işlemlerinin pek çoğu böyle işlemlerdir. Sağ sol kalem için böyle resimler göreceğiz. Eğri kalem, basamaklı kalem gibi resimler göreceğiz. Bu resmi dersimizin başladığı günlerde söylemiştik. Şurada iş parçasının üzerinden soyulmuş bir iş parçası talaş kalkmış ve burada ilerleme hareketini de görüyoruz. Kalemin bakın şöyle hareketleri arkadaşlar ilerleme vektörüdür. Ne dedik? Biz tornalama işlemi böyle bir kalem ilerlemesiyle şu iş parçasının dönel hareketinin süperpozisyonu olarak, birleşimi olarak ortaya bir helis hareketi çıkar. İşte bu helisi de iş parçası üzerinde mükemmelen görüyoruz şu anda. Perspektif şekil olarak. Bu iki hareketin birleşimi olarak kalem ne yapar? Şu kesme yönü, vektörü yönünde iş parçası üzerinde habire döner dolaşır. Yani siz onu ip gibi çekip de o helisi, o yayı çektiğiniz zaman o bir ip gibi dümdüz bir yolda hangi hızla koşuyorsa işte biz de buna ne diyoruz? V kesme hızı diyoruz. Bu tıpkı otomobilin asfalt yol zeminine temas ettiği noktadaki tesisel hızdan yani aynı zamanda otomobilin tekerleğinin merkezi aks bilinin yola nazaran izafi hareketini veren, yani otomobilin hareketini veren, otomobilin süratini veren hızdan başka bir şey değildir. Ve tabii ki bu dönme, açısal süpürme dediğimiz omega açısal hızının ki o nedenidir, efendim, PN bölü 30 şeklinde bilinen bir şeydir. Çünkü nedir? Biz bunu metre bölü saniyeye çevirmek için 60'a veya 30'a böleriz. Ama takım tezgahçı tabiriyle biz kesme hızlarını metre bölü dakika cinsinden alacaksak bu nedir? Bu nedir? V eşittir pi d n yani pi sayısı çarpı dönen cismin efendim çapı çarpı dönen cismin devir sayısı. Yani devir bölü dakika. Bölü bin. Yani milimetre olarak verdiğimiz çap değerini bine bölmek suretiyle metreye çeviriyoruz. Ama yeniden 60'a veya 30'a bölme işlemlerinden kurtuluyoruz. Çünkü biz metre bölü saniye cinsinden CGS veya MKS sistemlerine göre bir boyut analizi peşinde değiliz. Bizim formül müellifimiz, formülleri ortaya koyan ilim adamlarının, araştırmacıların ortaya koyduğu formüllerde hız her zaman metre bölü dakika diye ölçülür. Kilometre bölü saat diye ölçülmez. Metre bölü saniye, santimetre bölü saniye diye ölçülmez. Metre bölü dakika diye ölçülür. O zaman da biz bunu ne dedik arkadaşlar?
şöyle yapıyoruz. V eşittir pi de n. V eşittir pi çarpı d çarpı n bölü 1000. Burada V metreküp dakika olarak çıkıyor. Bu bizim kabulümüz. İşte burada bu helisin üzerindeki dolaşma hızıdır bu V. Şimdi devam edelim. Açıları tanımlayan çeşitli kesitler, yüksek hız çeliği uçlu fakat bir çelik sapa kaynatılmış, böyle yüksek hız çeliği kalemler, kaynak yeri var bakın burada, bundan sonrası parçanın nedir? ST60, ST70 kalitesinde bir imalat çeliğidir. Biz onu bütününü hız çeliği olarak kullanmayız. Ancak yaprak şeklinde bütünü efendim hava çeliği kesme takımları vardır. O zaman o takımı baştan sona kalemliğe öyle bağlarsınız. Ama şurada gördüğünüz nedir? Sadece şu işaret ettiğim kısmı itibariyle yüksek hız çeliği bir parça şuraya kadar hatta kaynak yerine kadar ne yapmıştır? Bağlanmıştır. Bilenen kısmı var. Kesikli çizgili kısımlar neyi temsil ediyor? O yüzeylerin arkadaşlar bir alfa taban açısına sahip olduğunu gösteriyor kesiklik çizgiler. Ki nedir o açılarda şurada görülüyor arkadaşlar görüyorsunuz. Bakın şu açılar. Şurada gördüğünüz gibi yine 90 derecelik bir açıdan bahsedelim. Aslında bu kalemin uç açısıdır. Yani iki serbestlik yüzey arasındaki açıdır. Düz kalem olarak şöyle kalem örnekleri var. Bu bir sol kalem örneği. Kalemi göğsünüze doğru döndürdüğünüz zaman şu kesme ağzı insanın sol tarafında kalır. Onun için bir sol yan torna kalemidir bu. Ha, basamaklı mıdır değil midir onu birazdan göreceğiz. Arkadaşlar bu biraz önce de işaret etmiştik. Evet, delik kalemleri, delik yan kalemleri, eğri kalemler, bunlar hep kültür bakımından bilmeniz gereken geniş ağızlı kalemler, notlarınızda da var. Yekpare kalem, tek parça kalem. Kesici kısmı sapın uzantısı olan ve yuvarlak veya prizmatik takım çeliğinin uç kısmının gerekli açılar verilerek bilenmesi suretiyle elde edilen kalemlerdir. Alın kaynaklı kalem demek ki yine takım çeliğinden yapılmış kesici bir kısım bir imalat çeliğine adi karbonlu bir takım çeliği sapa kaynatılmış olabilir ve alın düzeyinden kaynatılmış olabilir. Sert uçlu plaket uçlu kalemler hep konuştuk adi efendim sinter karbon uçlardan bahsettik. Alfa taban açısından bahsedelim. Taban yüzünün parçaya sürtünmemesini sağlar. Ancak bunun değeri 5 ila 8 mertebe civarında olmalıdır. Bilhassa sinter karbon uçlarda. Yumuşak malzeme işlenirken alfa açısı 12 derece olabilir. Negatifi olmaz bunun. Eğer alfa açısını çok büyütseniz iç parçasına kalemin temasını tehlikesini azaltmış olursunuz. Bu iyi bir şey. Fakat beta açısını yani şuradaki kam açısını ne yaparsınız arkadaşlar? Küçültmüş olursunuz. Çünkü bu alfa beta gama açıları ölçme açıları düzleminde 90 derecedir. Toplamı. Beta ve gama kama ve talaş açılarını kesiciliği sağlayan açılardır. Talaş açısı büyük seçilirse iyi bir şeydir. Talaşın sıkışması önlenir. Ve bir de yüksek kesme hızı seçilmişse ve bir de takım sürek bir malzeme ise akma talaş tipi denen talaş tipine rastlanır.
tanımını daha sonra vereceğiz. Kamu aşısının küçülmesi, kesme ağzının zayıflaması ve paralel olarak talaş kaldırma gücünün düşmesi gibi sonuçlar beta kamu aşısının düşmesiyle sağlanır ama mukavemet, yani takımın efendim mukavemeti düşer. Kesme ağzının sıcaklık karşısında sürtünme neticesi bir suyunu kaybederek sertliğini kaybetmesi ve sonuçta aşınmasına körelme diyorduk. Şimdi bu ne olur? Kırılma şeklinde beklenmeyen hadiseler olabilir. O bakımdan beta'yı da çok fazla zayıflasın istemeyiz. Yumuşak ve elastik malzemeler için gama açısı büyük seçilir. Sert ve kırılgan malzemelerde kama açısı, kalem ucu, kama açısının zayıflığı sebebiyle kalem ucu kırılabilir. Burada bir yanlışlık var. Efendim, biz körelme bahsinde uzun uzun bunları anlatacağız. Oyulma ölçüsü nedir? Taban aşınması nedir? Bunların birleşmesi sonucu kalemin harabiyete uğraması nedir? Bunları konuşacağız. Oyulma bölgesi, ima değil, oyulma bölgesi, kalemin ucunun biraz ilerisinde veya berisinde bize doğru olan bir bölgede taban aşınması ve oyulma ölçüsü birleşir ve bir oyulma bölgesi, oyulma yeri ortaya çıkar. Bu aşağı yukarı S ilerleme değerine de bağlı olarak bir resimde size gösterilecektir. Biz bu oyulma izinin, yani şöyle göstereyim arkadaşlar, notlarınızda bir yerde bulursunuz. Belki Sezcan Bey onu bulur ve sayfasını bize söyler. Şöyle bir arkadaşlar, torna kaleminde şurada başlar taban aşınması, şuralarda başlar oyulma ölçüsü, buna B taban aşınması, buna K oyulma ölçüsü diyor. Şurada bir oyulma başlar, şurada bir taban aşınması ikilisiler ve sonuçta bu birleşir. Şu taban aşınmasınca oyulmanın bölündüğü bölgeye oyulma yeri diyoruz. Bu oyulmanın o kadar kıymet harbiyesi yoktur. Çünkü bu kesici ağız üzerindeki o bölgedeki oyulma, oyulmuş olan o yer bir iz bırakır şüphesiz. Nerede? Talaşta bırakır. Talaşta akıp giden, süpürülüp gidecek bir şeydir. Ancak hurda değeri olarak eritilirse bir gün değer kazanır. Değerli bir şey değildir. İş başısında da hiçbir iz asar bırakmıyorsa hiç problem değil. Ama taban aşınması öyle değil. Taban aşınması uçta ve mesela şöyle tornalanan bir düzeyde arkadaşlar. Şudur. Şu tornalanan bir iş parçası olsun. Şurası. Şurada arkadaşlar şu iş parçasının yüzeyinde şu uçtaki harabiyet taban aşınması olarak iş parçasının üzerinde kalır. Ama şuradaki arkadaşlar, şuradaki bir oyulma, şuradan akıp giden talaşın üstünde kaybolur gider. Ama uçtaki öyle değil. Dolayısıyla ikisi birleşip de kalem tamamen ömür değerine ulaşınca, yani bilenmeye ihtiyaç gösterecek derecede körelince hem kesemez hem de bu iş parçası üzerinde kötü bir yüzey iyice belirgindir. Beta açısı küçük ise kama açısı, yani kama değeri olarak, kama nedir? Bir kesme efendim ölçüsüdür. Siz bu kamayı ne kadar düşük açılı yaparsanız bir yarığa girip efendim bir şeyi kesmesi o derece kolay olur.
bir jiletin, bir ustoranın, bilenmiş herhangi bir bıçağın da keskinliği nereden gelir? Buradan gelir. Ama kasap bıçakları vardır evlerimizdeki, ekmek bıçağından daha kalın yapıdadırlar onlar. Yine kesici ağızları çok keskinleştirilmiştir ama oldukça beta kama açısı yüksek bir değerdedir. Ve onlar kasap et bıçağıdır ve oldukça mukavim bir yapıdadır. Zayıf değildir kesici ağız. Hemen herhangi bir kemiğe dokunmasıyla filan kalem bıçağın ağzı dönmez. Biz bıçağın ağzında küçük küçük izler yakalarız bazen. Nedir onunla? Ya efendim sert bir cisme, ya bir tahtaya, ya bir çiviye, herhangi bir şeye veya evde tutar da bir bakır tel keserken, elektrik işi yaparken ne yaparız? Hemen bıçağın o hassas ağzında izler bırakabiliriz. Ama bu daha kuvvetli bir bıçakta kalmaz. Onun için diyoruz, beta açısı önemli. Kesme hızları büyüyünce şüphesiz takım kamasında oluşan ısı, tabii ki bilhassa kamada başlar bu ısı, tehlikeli boyutlara ulaşır. Zaten su kaybetmeye vesaire sebep olan ısı hep budur. İşlemin sonucu ortaya çıkan ısı. Uç açısını konuştuk ne olduğunu. Mümkün olduğunca bu iki serbestlik yüzeyi yüzey arasında kalan açı büyük olmalıdır, büyük seçilmelidir. Fakat tali kesme kenarı yani asıl kesme kenarının sağında kalan kaleme iş parçasına doğru yöneltilmiş vaziyette bir torna tezgahının arkasında duran operatör farz edin kendinizi. Sol tarafınızda bir sağ torna kaleminin asıl kesme kenarı. Sağ tarafınızda da kaleme arkadan bakıyorsunuz. Efendim sağ tarafınızda da tali kesme kenarı. Bu tali kesme kenarının iş parçasının yüzeyine fazla temasını da önlemek için ne yaparız? Oraya da belli bir alfa üssü efendim açısı koyarız. Şimdi bu açı ve diğer alfa açısını çıkarsanız iş parçasına takıma baktığınız zaman biz kuvvetli bir kalem için iki kesme yüzeyi arasında, iki kesme ağzı arasında kalan açının epsilon açısının büyük olmasını isteriz. Eğim açısını konuştuk. Ne olduğunu da konuştuk. Nasıl ölçüldüğünü de resimler üzerinde gösterdik. Evet, bunları hızla. Geçelim. X ayar açısı tartaklama titreşiminin açıklanmasında da karşımıza çıkacak bir açıdır. Yerleşim açısı, konum açısı, yerleştirme açısı gibi isimler veriyoruz buna. Kalemi iş parçasına doğru yatırdıkça veya o kesme ağzını, kesme kenarını yatırdıkça bu X açısı düşer, düşük değerler alır ve kesme işi kolaylaşır. Talaş kalınlığı ve talaş genişliğini belirleyen bir açıdır. Talaş kalınlığı diye bir tanımımız var, bir tarifimiz var, bir terimimiz var. Onun ne olduğunu anlatacağım ama talaş kalınlığını düşüren bir açıdır. Resmini hemen çiziyorum arkadaşlar. Şudur. Şurada gördüğünüz şu gördüğünüz talaş boyunu, şu talaşın kalınlığını belirleyen bir açıdır. Bunu yatırdıkça, mesela şu dik iken şöyle olan bir talaş kalınlığı şimdi böyle oldu. Yani önce şöyleydi,
Şimdi şöyle oldu. Bakın talaş kalınlığı inceldi. Talaş boyu büyüdü. Bunu belirleyen bir ışıdır. Daha da getirirseniz olur bu. Şöyle oluyor. Çünkü nedir? Şurada gösterdiğiniz adına A diyeceğimiz paso derinliği aynı kalmak şartıyla yapıyorsunuz. Siz bu X ayar açısını, konum açısını, yerleşim açısını, yerleştirme açısını. Dört tanesi var. Ayar açısını diyoruz. Bakın bunları ayarlamış oluyorsunuz. Bu açıyla. Şu kalemin bu iş başlığına göre konumunu belirlemiş oluyorsunuz. Bu kalemin bu iş başlığına göre yerleştirmiş oluyorsunuz. Onun için yerleştirme açısında diyoruz. Ve şu kalem takımın talaş kalınlığını ekranda, perdede gördüğünüz gibi ve talaş genişliğini ve bu talaş boyunu belirleyen bir açıdır bu. Ve tartaklama titreşimi denen bir titreşimin nahoş bir olaydır. İstenmeyen bir olaydır tezgahlarımızda. İş parçası üzerinde kötü bir yüzey bırakan, bulabilir misiniz onu bana, bir fotoğraf tornalanmış, evet buldum ben. Sayfa 89. 89. sayfada ikinci bölge titreşim bölgesi. Orada tartaklama titreşimi başlamış ve şu arkadaşlar görüyorsunuz. Tartaklama titreşim başlamış. 89. sayfa. Birazdan karşımıza çıkar bu. Slaytlarda da orada da görürüz bu resmi. Bozuk bir bölgedir. Böyle bir bozuk bölgenin teşekkülü tartaklama titreşiminin sonucu olarak ortaya çıkar. O zaman da temas edeceğiz. Başka sebepleri de var. Hepsi bir araya gelir. Tartaklama titreşimi ortaya çıkar. Yerleştirme açısı o bakımdan önemlidir. Bu konuştuklarımızı bu ekranda şimdi görüyorsunuz. Kesme hızının değişimi dahil başka sebepler var demiştim. Tartaklama titreşim sebebi olabilir. X ayar açısı da bunlardan birisi. Eğer talaş boyunu şimdi tahtada çizdim. Talaş kalınlığına oranı, ortalama talaş kalınlığına oranı veya L bölü 15 ise, burada 1 bölü M değil bu. Notlarınızda var. L bölü M 15 değerinde ise tartaklama titreşimi kendiliğinden doğan titreşim de deriz buna. Bunun gemilerde bile rastlanan kritik devir sayısıyla alakası yok. Gemilerde mesela 126 devir dakikada büyük gemi pervanesini tutan, döndüren büyük mil zangır zangır titrer. Bütün gemi sarsılır. Hemen onu çarkçıbaşı veya birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü makine zabitleri kim varsa nöbette hemen onu atlatır. Onun altında ve onun üstünde bir devir sayısıyla uskuru, pervaneyi veya mili döndürmeye geçmesi gerekir. Bu genellikle dinamikte rastlanan bir şeydir. Ama burada pek çok sebebimiz vardır. Eğer L bölü M 25 ise bakın sebeplerimiz, başka faktörlerimiz, değişkenlerimiz var dedik. L bölü M 25 ise titreşim mutlaktır, muhakkaktır. Talaş kaldırma olayının özelliklerine girmeden önce şu kaydı bir durduralım arkadaşlar.